Merhaba arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz eserleri çekmeye devam ediyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Beğenmediğim yorumlar da geliyor. Yani şöyle eleştiri gibi. Hocam nota istiyoruz, nota al diyenler falan oluyor. Ben böyle bazı şeyleri kulaktan yaptığım için nota olmuyor. Hani bir de notayı mı çizeyim de hani göstereyim falan ya da programda keseyim, biçeyim, işte ekleyeyim. Yani daha mı çok uğraşmam lazım acaba bilmiyorum ama sonuçta siz üfleyebiliyor musunuz? Üfleyebiliyorsunuz. Nota isteyenler için Google var zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Google'dan istediğiniz her şeyi arayabiliyorsunuz. Oraya notasını da yazın. İşte bir şey yazın. Hangi şarkıysa, türküyse, ilahiyse yazın. Notası deyin. Google size binlerce nota gösteriyor zaten. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bulamadığınız varsa ya da emin olmadığınız varsa ki büyük ihtimalle bulursunuz. Çünkü nota istediğinize göre notayı okuyabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla doğru nota olup olmadığını kendiniz bilebilirsiniz. Bilemiyorsanız yine bana atın olmazsa. Yine kontrol ederim ama kendi bulabileceğiniz basit şeyler için hocam işte nota işte şey böyle yazın şöyle yapın falan yetiştiremiyorum yani artık hani. Elimden geleni yapıyorum. Açıklama kısmında böyle notalara yazıyorum Türkçe olarak. Çalabilenler çalıyor zaten. Genelde de yeni başlayanlar üflediği için üfleyebilenler zaten üflüyor yani. Ben yeni başlayanlara ve üfleme isteyenlere kısa yoldan pratik şekilde gösteriyorum ve gerçekten üflüyorlar. Bu güzel bir şey. Şimdi hangi eseri yapıyorum? Gülümcan eserini yapıyorum. Ben bunun ismini bilmiyordum daha önce. Aslında hiç de üflememiştim ama sizin için baktım şöyle bir. Kulağımda olan bir şey tabii ki de. Evet, Gülümcan. Gülümcan. Niye böyle bir isim koymuşlar bilmiyorum ama. Evet, fon bir müzik. Fon müzik yani. Kürdi bir eser yani. Re, do, si, la, la, sol, fa, mi diye göstereyim. Yani si'ler, fa'lar hepsi böyle. Ben size üfleyeceğim. Ondan sonra solfejini yapacağım. Bunun bir hikayesi falan var mı bilmiyorum ama ben bulamadım şahsen. Varsa yazın aşağıya. Biraz böyle hüzünlü gibi sanki. Böyle biraz duygulara hitap ediyor sanki. Sanırım o yüzden daha çok seviliyor. Şöyle yine parmaklarım görünüyor zaten.
şekildeydi. Ben şimdi size notalarını da göstereceğim. Solfejim yapacağım. Şöyle yakına geleyim biraz daha. Parmaklarım görünüyor. Evet, kürdi eserdim. Yani si'ler, fa'lar hepsi böyle. Şimdi neyle başlıyorum? Fa ile başlıyorum. Fa. Fa mi fa. Fa mi re. Do re mi re do. Si la si. Do re. Fa mi re. Başa dönüyorum. Fa mi fa. Fa mi re. Do re mi re do. Si la si. Tize çıkıyor ama orayı neyle? Tabii pesten alıyoruz biz. Şöyle. Ezan okunuyor. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. La sol la. La si do si la. La sol la. La si do si la. Si la si. Do re fa. La sol la, la si do si la, la sol la, la si do si la, si la si do re fa mi re, fa mi fa. Anlaşılır olmuştur. Açıklama kısmına yazacağım ben yine hep. Bu en sondaki gösterdiğim kısmı normalde tizden oluyor ama biz burada neyde o seslere çıkamayacağımız için pesten alıyoruz. Yani hani la sol la dedim ya. La sol la, la si do si la falan. Aslında buralarda tizlerde geziyor ama biz onu pesten alıyoruz. Yani la sol la. La si do si la. Hani yukarıdan almıyoruz, haberiniz olsun. Bu şekilde Gülümcan eserini göstermiş olduğum kürdi bir eserdi zaten. Dediğim gibi hani bu şekilde solfejini yaptığım şekilde üflerseniz üfleyebileceksinizdir. Şimdiden kolay gelsin. Bakalım kimler üfleyebiliyor. Yine yazarsınız. Güzel yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.